Joseph Herman, 1911'de Polonya Varşova'da Musevi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babam Polonya'dan 1930'ların sonlarına doğru 1938 senesinde ayrıldı. Onu tren istasyonunda gören annesi, Polonya giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğü için asla geri gelme demiş. Belçika ve Fransa üzerinden 2. Dünya Savaşı sırasında yani 1940'ta Britanya'ya gelmiş. Bunun için kendisinden Musevi sığınmacı bir sanatçı olarak bahsedilir. 1942'de Kızıl Haç'tan gelen bir mektupla tüm ailesinin toplama kamplarında katledildiği haberini almış ve ailesinin hayatta kalmayı başarabilmiş tek üyesi olmuş kendisi. 1944'ün yazı babamın Galler'e ilk geldiği zaman. Buranın babam üzerinde inanılmaz bir etkisi olmuş ve Related Twilights kitabında anlattığı hatıraları arasında da Güney Galler'de bir madenci kasabası olan Astragainlands'tan bolca bahsetmiştir. Köprünün altında soğuk bir gölgeden kuru taşlar ve parıldayan çakıllar arasından giderek incelen bir su akar. Daha sonra hiç beklenmeyen bir anda hiçlikten bir grup madenci çıka gelir. Kısa bir an, kafaları güneş ışığının önüne geçer. İşte o an başlarının üzerinde hareleri olan azizlerden hiçbir farkları yoktur. Maden işçilerinin güne karşı olan bu görüntüleri beni yıllar boyu şaşırtmayı başarmıştır. Bu görüntüden akan hüzün ve görkem çalışmalarımın kaynağı haline gelmiştir. Bu cümlelerden bir noktadan sonra sanatının merkezinde olan Bizans ikonlarının görkemin ve hüznün nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Sosyalist ve politik bir açıdan yüzyıllık bir geçmişi olan çalışan aile babalarının görkeminden bahsediyoruz burada. Aynı zamanda bu zor ve acımasız çalışma hayatının izlerini de görebiliyoruz. Babanın ellerini kullanarak tüm haysiyetiyle çalışıyor olması motifi genç Joseph'ı o kadar etkilemiş olacak ki hayatının geri kalanında bunu yani insanların sadece değil ama özellikle de erkeklerin ağır işçi olarak çalışarak hayatlarını kazanıyor olmaları çalışmalarının ana motifi haline gelmiş. Galler'e geldiğinde bu düşünceler neredeyse sihirli bir şekilde Güney Gallerli erkek maden işçisi motifiyle ortaya çıkmaya başlamış. Astragainlands'ın Joseph Herman üzerindeki etkisi 90 yıllık ömründeki uzun kariyerine de derinden etki bırakmış. Babam Polonya'da birbirine sıkı bağlarla bağlı işçi sınıfı ve yoksul bir toplulukta büyümüş. Astragainlands'ın da o zamanlar oldukça yoksul olduğunu söyleyebiliriz. Annemin hatırladığı 30'lu, 40'lı, hatta 50'li yıllar çok ciddi yoksulluğa şahitlik etmişler. Çocukların bazıları kahvaltı edemeden, kışlık kıyafetleri olmadığı için yazlık kıyafetlerle okula gelirmiş. Yoksulluk had safhadaymış. Ama insanlar bir arada kalmayı başarmışlar. Madenciler politik açıdan bilinçliydiler. Çoğu komünist ya da sosyalistti, işçi partisine üyeydiler. Bunun için bu bölgede büyük bir politik yanlılığın olduğunu da söyleyebiliriz. Joseph Herman bu yanlılığın bir parçası olmuş ve diğerlerine fikirlerini paylaşmıştı. Anlatılanlara göre geldikten sonra bir iki hafta içinde bir lakabı olmuş. Ona Joe Bach derlermiş. Bu enteresan çünkü Joe Bach, Galler dilinde kelime anlamı olarak Fuck Joseph anlamına gelse de aynı zamanda değerli Joseph'ın da karşılığı. Kendini hemen evinde hissetmeye başlamış. Bir sığınmacının kendini evinde hissetmesi çok güzel ve önemli bir şeydir. Kasabada sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar her şeyi özümsemeye çalışırdı. Her sabah sektirmeden 4'te kalkar, çizer ve resim yaparmış. Madene giderken stüdyonun yanından geçen maden işçileri ışığın yandığını görünce onun da ağır bir sanat işçisi olduğunu ve aralarında derin bir bağ olduğunu düşünürlermiş. Bu babam için son derece duygulandırıcı bir durummuş. Astragainlands'a geldiğinde burası ağır işçiliğin yapıldığı bir kasaba olduğu için bu yakınlığı hissetmiş olabilir ama yerel kültüre olan ilgisi de aslında yadsınamaz bir şey. Bazı insanlar onunla yakından ilgileniyorlardı. Yaratıcı insanlardı ve yaratmak için içlerinden gelen bir güdü vardı. Joseph'in onlara yardım edebileceğini düşünüyorlardı.
Böylece o kültüre bağlandı, kasabalıların da Avrupa boyutunu keşfetmelerini sağladı. Astragain Lines'daki önemli binalardan biri benim de şu an içinde olduğum madenci refah salonudur. Bu bina 1934'te yapılmış, yani o zamanlar sadece 10 yaşındaymış. Güney Galler genelinde madencilerin kendi maaşlarından artırdıkları ile yapılan kişisel gelişim amaçlı kültür merkezleri olan bu salonlara sıklıkla rastlanır. Astragain Lines'ta da güncel politikanın, felsefi konuların tartışıldığı, içinde bir kütüphane olan, bu arada maden işçilerinin okumayı kendi kendilerine öğrendiklerini de eklemeliyim. Evet, Joseph Harman için son derece elverişli, ilham verici bir ortam varmış yani. Bundan kesinlikle bahsedebiliriz. Stüdyosunda Astragain Lines hakkında konuştuğumuzda gözleri dolardı. Buradan ayrılmış olmasına rağmen Astragain Lines'ı gittiği her yere beraberinde taşımış, sanki hala buradaymış gibi. Hayatı çalışmalarından ibaret olan bir sanatçı için kendine bir konu bulduğu, yeni renk ve teknikler keşfettiği, kendine sanatçı olarak bir ses bulduğu yer. Evet, bu yer ve zaman her zaman çok çok önemli olacaktır. Bu babam için de bu şekilde gerçekleşti işte. Aynen böyle oldu.